kendini. Balyoz beni kurtarmak için kendini feda etti. Ben hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey. Nana, lütfen kendini suçlama. Tamam. Ben aşağı ineyim, kahvaltıya yardım edeyim. Siz de hazırlanıp gelin. İkinizi de çok seviyorum. Unutmayın. Biz de seni. Tamam. Hadi kalk da servisi kaçırmayalım. Biliyorsun bugün seviye tespit sınavı var. Uf ya Emre ya, ben ne yapacağım? Hiç çalışamadım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Merak etme, sen yaparsın. Asıl ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi hadi. Diktim düğmeni evladım. Sağ ol Makbuş Sultan. Hayrola Makbuş Sultan nereye? Ahretliği hastaymış, ona gidiyor. Öyle mi? Geçmiş olsun. Belki bu gece orada kalırım. Bekle, ben bırakayım. Yok, kalkma kalkma. Ben giderim. Hadi kalın sağlıcakla. Makbuş. Gidince bir telefon aç, tamam mı? Tamam tamam. Çocuklar. Bugün okulda seviye belirleme sınavınız varmış, öyle mi? Haberler ne çabuk yayılıyor. Dün Simge söyledi. Umarım hazırsındır Emre Bey. Hem de nasıl? Sen geç bakalım dalgana. Ya baba, vallahi dalga geçmiyorum. Çok çalıştım. Nana'ya sor istersen. Gerçekten çok çalıştı. Benim küçük çitlenmeme sormuyorum bile. Akıllı kızım benim. Bravo yani baba. Bakıyorum da hiç evlat ayırımı yapmıyorsun. Sana laf yetiştirilmez Kokarcı, anlaşıldı. Ben bakarım. Alo? Efendim? Hakan, telefon sana. Kim? Simge. Efendim? Evet. Bugün müydü ödemesi? Dur. Dur bir dakika. Sen oradayken ben kartın numarasını okuyayım. 45 65. Bakın, sınavda tüm dikkatinizi sorulara 76. verin. Ve tamam, güzelce konsantre olun, tamam mı? Size güveniyorum. Ya benim tamamen aklımdan çıkmış. Sağ ol. Tamam tamam, gelince konuşuruz bunları. Ya Nana, benim kaçırdığım çok ders var aslında. Bir şeyler yapamaz mısın? Evet, hadi bakalım, çıkıyor muyuz? Hadi bakalım çocuklar, başarılar. Size güveniyorum, tamam mı? Kitaplarım. Aklı bir karış havada bu Kokarcan'ın. Hadi biraz acele et. Geliyorum. Hadi çabuk ol oğlum. Hadi dersler. Sağ ol. Ben en çok Türkçeden korkuyorum oğlum. Ama ben korkuyorum. Ben klasik olarak fen bilgisi ve matematikten korkuyorum. Eğer benim gibi sabahlara kadar çalışsaydınız hiçbir dersten korkmazdınız. Öyle mi? Aman ne güzel dahi. Sanki aklımdaki her şey uçup gitmiş gibi. Bu aralar çok devamsızlık yaptın tabii. Gitar kursları biraz saçma oldu yani. Haklısın ama ne yapayım, oldu işte. Ya öyle mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun kızım? Kaç kere söylüyorum sana takı takmak yok diye. Yoksa bunun arkasında başka şeyler mi var? Dur bakalım, öğreneceğiz. Eyvah, kolyem. Boş ver, sonra almanın bir yolunu buluruz. Sen şimdi sınavına konsantre ol. Ama ya kolye olmadan başıma bir şey gelirse? O aptal kolyeyi neden boynundan çıkarmıyorsun anlamadım gitti. Ya üstelik o kadar kötü bir kolye ki. Sana ne? Evet, sınav vakti geldi. Bütün soruları şıp geç çözeceğimden eminim. Ne harika. Ama madalya vermiyorlar ne yazık ki. Madalya vermiyorlar ama not veriyorlar Emre Bey. Ama sen tembel olmuyor, öyle alışmışsın ki bu senin umurunda bile değil. Sinir ya. Nasıl? Sınava hazırlanabildin mi? Pek değil. Aklım başka yerde, doğrusunu istersen. Kolyen de mi? Yoo, nereden çıkardın? Müdürü aldı ya, üzülmüşsündür. Biraz. İstersen sınavdan sonra biraz oyun oynayabiliriz seninle. Bildiğim güzel bir park var.
Kusura bakma canım çok sıkkın. Hiç oyun oynayacak durumda değilim. Müdüre Hanım, sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Evladım, önce bir sınava gir, sonucunu sonra merak et. Akşam internetten bakar öğrenirsin. Müdüre Hanım, o kolye benim uğur kolyem de. Sınavda takmak için olabilir miyim acaba? Uğurla muğurla olmaz bu işler. Çalışmayla olur, çalışmayla. Hala işin kolayındasınız. Zaten bu sınavdan düşük not alan çocuklarla bizzat ilgileneceğim. Buzlar ülkesine bir daha ne zaman gideceğiz? Yağmur, zaman geçiyor yavrum. Hadi başlasana artık. Hadi çık. Hadi bakalım. Sen de mi? Hı hı. İyi. Ne yapıyorsun? Hiç. Kolimi alacaktım. Müdüre de izin almadan mı? Of. Ya sana ne kızım ya? Seninle karışıyorsun. Ne oluyor burada? Kolyemi almaya gelmiştim. Çık çabuk dışarı. Bir daha böyle bir şey yaparsan seni çok fena cezalandırırım. Yağmur hadi gel çıkalım. Ya bana ne ya? Ben kolyemi istiyorum. Başlatma kolyenden şimdi. Ama kolyeymiş ya. Yok kolye filan. Bak kırar atarım onu görürsün sonra. Ne? Ne? Çık dedim sana. Çikolata ister misin? Al bakalım. Ne dersin? Babanı telefon açalım mı? Uyuyordur şimdi. Ya of! Ya dayanamıyorum! Dayanamıyorum artık! Dayanamıyorum! Ne olur Nana! Ne olur! Yağmur! Ne oldu canım? Kolyem müdüre de geri vermiyor. Sınavım rezalet geçti. Aklımı hiç veremedim. Ya ben babama ne diyeceğim? Nana ben artık çok yoruldum. Kutsal gezegenine de gitmek istemiyorum. Kutsal çubukta da yaşamak istemiyorum. Nana ne olur yardım et. Yağmurcuğum söz veriyorum. Seni bu durumdan kurtaracağım. Tamam ağlama lütfen. Söz veriyorum. Bak bana güven. Bundan sonra buzlar gezegeni yok. Tamam. Korkma güven bana yanındayım. Beni kurtar ne olur. Tamam söz. Ne olur. Söz. Vay be, soruların çoğunu doğru bilmişim. Akşama babam çok sevinecek. Aa, babamın kredi kartı.
ne işi var benim çantamda? Allah Allah. Yarış atın çevreler oğlum biz yarış atına. SBS, OKS, ÖSS ne bu ya? Hep sınav, hep sınav. Sorma ya. Abi ben okullu dersleri falan seviyorum ama sınav stresi çok kötü ya. Sorular çok kolaydı. Emre. Evet çok kolaydı. Sen git ben geliyorum. Tamam. Efendim. Nasıl geçti sınav? Ya işte. Bak bu Ahmet benim kuzenim. Bu da Emre Selim'in kuzeni. Ama uzaktan. Özlem senin nasıl geçti? Berbat. Yok efendim. Adam olmak istiyorsak okulu bitirmeliymişiz. Yok efendim. Geleceğimiz buna bağlıymış. Ya benim babam da hep bunları söylüyor. Benim de annem başımın etini yiyor. Sen sınıf birincisi olacaksın. Kucak dolusu para döküyoruz diyor. İşte sorun burada. Biz para kazanalım, işimiz olsun diye okumamızı istiyorlar. Ama illa para bulmak için okumak gerekmiyor ki. Ne yani? Banka mı soyalım? Bizim mahalledeki bakkal yok mu oğlum? Ha, Sinan abi mi? Ha, o işte. Geçen gece internet üzerinden bir bahis oynamış. Bir gecede trilyoner oldu adam. Hadi ya. Bahis oynayarak mı? Ne sandın güzelim? Aslında matematik kafası var sende de. Oynasak mı? İyi de kredi kartı gerekmiyor mu onun için? Çoluk çocuk oynamasın diye öyle bir kural koymuşlar işte. Sizde kredi kartı ne gezer? Bende var. Peki geçerli mi bu kart? Ne sandın? Ver bakayım. Hakan kim oğlum? Babam. Peki haberi var mı kartın sende olduğundan? Benim bu kart. Yani babam bana verdi. Ek kart oluyor ya işte ondan. Vay çok etkileyici. Bu Özlem nerede kaldı ya? Özlem mi? Nereye gitti ki? Onun evi hemen yakında. Laptopu getirmeye gitti. Özel buradan valiz çekiyor mu? Tabii oğlum. Heh Özlem de geldi işte. Geldim. Yalnız hepsiyle oynamayın. Az bir kısmıyla ha. Bu aralar harcamalarım çok. Anlarsınız ya. Merak etme. Hadi başlayalım. 4, 5. Ver kartı bakarak ezin. Ha işte bahis sitesine girdim. Ev ufaklık. Büyük paralar kazanırsak ne yapacaksın? Eğer çok büyük para kazanırsam kardeşimin mutlu olması için bir şey yapacağım. Belki ileride çok fazla, 1 trilyon, 100 milyar falan verirsem Yağmur rahat bırakır. Senin annenle baban ayrı mı? Efendim? Şemsi öğretmen annenden ayrıldı mı? Ha evet, çok oluyor. Benim de annem, ben çok küçükken ölmüş. Ben hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Ama nana var. Nana mı? Bizim dadımız, arkadaşımız, her şeyimiz. O bizi bütün kötülüklerden korur. Sen anneni özlüyor musun? Çok. Yağmur gelsene kantine gidelim. Karnım çok acıktı. Olur. Seni ittirdiğim için özür dilerim. Ben de. Fazla oynamadın değil mi? Merak etme 10 lira. Tamam numarayı da yazdık. Hı. Şifre de tamam. Tamam. Ben bu diğer parasız sitelerde 100 kere oynadım. Her seferinde kazandım oğlum. Kesin zenginiz. Hadi bakalım. Hı. Oh, oha bu ne be? Ya ben 10 yazdım kendine 3-0 daha koydu. Ne diyorsun ya? 10 bin çekti yani. Hesapta o kadar para mı vardı? Babam her ihtimale karşı fazladan yatırmış. Kart babanındı değil mi? Ya kazanamazsak? Öyle bir ihtimal yok. O zaman bu kadar fazla parayla oynadığımıza göre ölene kadar çalışmamıza gerek yok. Paranın yarısı benim ama ona göre. Trilyoner olacağız oğlum, trilyoner. Bunun bana 1/10 bile yeter. Aferin benim akıllı kızıma. Demek bütün soruları yaptın. Kimin kızısın sen? Yapacaksın tabii. Emre ile Yağmur'un nasıl geçmiş? Emre'ninki vasattır. Ama Yağmur'un kötü geçti galiba. Koridorda ağlarken gördüm. Bu bahsin sonucu ne zaman belli olur? Yarın.
Artık zenginiz oğlum, zenginiz. Umarım yoksa o kafanı patlatırım. Ya takma kafana Yağmur. Seni İlayda'dan kurtaracağım. Harika bir plan yaptım. Yarına kadar bekle. Aa, cicişler. Şaka gibi yine başlıyoruz. Cicişler mi? Hadi babanız bizi ofiste bekliyor. Onu alıp yemeğe gideceğiz. Ne de olsa büyük bir sınava girdiniz, değil mi? Biraz kafa dağıtmak sizin de hakkınız. Nasıl fikir ama? Çok güzel. Hadi gelin bakalım. Araba alt sokakta. Şimdi anlatın bakalım nasıl geçti sınavınız? Hı? Biz geldik. Oh, hoş geldiniz. Gelin bakalım, gelin. Hoppa. Nasıl geçti sınavınız? Güzel. Benimki süper geçti. Eminim. Çıtırık, senin neyin var? Ağzını bıçak açmıyor. Hiç. Senin nasıl geçti? Süper. O halde sevdiğiniz pizzacıya gidelim artık. Evet. Hadi zaman kaybetmeyelim. Önce ben gideceğim. Sonra yine biz çalışmak için geri döneceğiz. Çocukları eve ben bırakırım. Sonra da buraya geri dönerim. Beni bu kadar şımartma ama. Yok canım, ne ilgisi var? Buyurun. Hadi bakalım, geçin böyle cicişler. Biz Hakan'la bir odayız. Geç geleceğiz. İşlerimiz ve konuşacaklarımız var. Biz gelene kadar çocuklara göz kulak ol. Becerebilirsen tabii. Hadi görüşürüz. Konuşacaklarım var. Ya sence her şey yeniden başlıyor. Bütün akşam cicişler, cicişler. Of, yemek bitmeyecek sandım. Babama sınavımın çok iyi geçtiğini her söylediğimde çok kötü oldum. Ben artık yalan söylemek istemiyorum. Göreceksin bak. Yarın her şey bambaşka olacak. Seni kurtaracağım. Emre, seni çok seviyorum. Ben de. Yağmur, kolyeyi alabildin mi? Okul çıkışında vardı. Al artık, istemiyorum bu kolyeyi. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Mama, Yağmur'un sınavı çok kötü geçmiş. Boş vermiş kağıdımı. Biliyorum. Bak, canım benim. Senin yüzünden babama hep yalan söylüyorum. Bizi sevdiğini söylüyorsun ama hiçbir şey yapmıyorsun, hiçbir şey. Ama... Ay, bu çıktıyı da aldım ama artık ben bittim. Haklısın canım. Çok geç oldum. Birazdan çıkarız. Hı, tamam. Aa, internette çocukların sınav sonuçları açıklanmıştır. Bakalım mı? Bakalım tabii. Gel. Teşekkür ederim. Çocuklarımız, yani çocuklar büyüdüklerinde... Yani umarım hepsi iyi yerlere gelirler, değil mi? Onlar için varız. Öyle değil mi? Öyle. Özge'ninki burada. Oo, 92 ortalama. Şahane. Vallahi istediği MP3'leri alırım şimdi. Ah, okul üçüncüsü olmuş. Baksana Hakan. Aferin be. Tebrikler. Emre'ye bakalım. Emre. Aa, 73. Hiç fena değil. Aa, tabii canım. Aslında çok zeki ama çalışma disiplini vermek lazım. Haklısın. Cidden bir de bir baksana. Aa, tamam peki. Hakan doğru mu görüyor? Ne oldu? Sıfır. Sıfır almış, bakar mısın? Ne?
Ama bu nasıl olur? Hoş geldiniz. Yağmur! Yağmur! Yağmur, hemen buraya gel. Hemen! Neden yalan söylüyorsun? Babacığım, ben... Sınav sonucunu merak etmiyorsun herhalde. Çünkü sıfır. Koca bir sıfır. Ama bu önemli değil. Önemli olan ne biliyor musun? Sana sorduğumda bana yalan söylemiş olmak. Sen böyle bir çocuk değildin Yağmur. Ne oluyor sana? Okuldan kaçmalar, gitar kursları, sınavdan alınan sıfırlar, yalan söylemeler. Sana hiç yakıştıramadım Yağmur. Hiç. Hiç. Hakan. Sen bu işe karışma nana. Ya not düzeltilir. Çalışır düzeltirsin. Ama yalan. Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun Yağmur. Hiç olmadı. Hiç. Git odana. Nana. Hiç olmadı. Hiç. Biraz yalnız kalsın da düşünüp aklı başına gelsin. Özge, hadi kızım sen de yoruldun. Mahpuş nasılsa yok. Git yat onun odasında. Sakıncası yok değil mi Hakan? Olur mu öyle şey? Teşekkürler. Hadi kızım. Tamam artık sakinleş. Çocukların bir suçu yok ki. Sadece biraz ilgi ve sevgiyle bu işi çözeceğiz. Söz veriyorum. Sağ ol Simge. Hep yanımdasın. Sağ ol. Ben nerede hata yaptım Simge? Bu çocuklar niye böyle? Ama hayatım senin bir suçun yok. Bak her şey yoluna girecek. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Ne oldu baktınız mı? Hey, size soruyorum. Kaybettik. Nasıl kaybettik? Bayağı kaybettik işte. Tutturamadık. Ya hani garantiydi? Ya ama ben şimdi ne yapacağım ya? Babama ne diyeceğim? Ya sizin yüzünüzden oldu. Of yavaş gel oğlum. Zorla mı aldık kart eline? Kendin kaşındın işte. Ben bittim ya, bittim. Adama bak ya. Ya bittim ben, bittim. Ya bittim. Alo? Buyurun benim. Ne? Bahis sitesi mi? Ne? 10.000 TL mi çekilmiş? Ama bu imkansız. Anlıyorum. Hemen bloke edin kartı, hemen. Ne olmuş? Kredi kartımdan 10.000 liralık bahis oynanmış. Ne? Simge, sen dün bankada ödemeleri yaparken yanlış bir şey mi yaptın yoksa? Ay saçmalama Hakan. Benim bahis siteleriyle ne ilgim olabilir? Hem bütün dekontları sana getirmedim mi ben? Abicim internet korsanları olmasın hani hacker diyorlar ya. Belki onlar yapmıştır.
Evet ama numarasını, şifresini nereden bulacaklar? Neler yaptıklarını bir bilsen inanamazsın. Tüh! Ne oldu? Neden ağlıyor bu mahalle bir çocuğu yine? Hem babasının kredi kartıyla bahis oynamamıza kendine izin veriyor, hem de şimdi alıyor işte. Babasının kredi kartı mı? Onda ne işi varmış peki? Ne bileyim. Alo Özgür, paketler alıyor. Operasyona bir an önce başlayalım. Her şey kontrol altında, merak etme sen. Tamam. Denizi taksiye bindirdiğin gibi beni arıyorsun. Her şey yolda gidecek oldu, merak etme sen. Paketlerimi kapatıyorum. Hadi bakalım. Merhaba canım. Merhaba çocuklar. Anne ya, bir gelsene. Tamam. Yağmur nasıl oldu? Fena değil, Makbuş yanında. Nana nerede? Bilmem. Ben Yağmur'a bir bakayım. Özge sen ne dediğinin farkında mısın? Evet anne ya, okuldaki çocuklardan duydum. Demek Hakan'ın kredi kartını Emre çaldı ha? Bu çok feci. Ama Hakan'ın gerçekleri bilmesi lazım. Belki aklı başına gelir de şu Makbuş'la Nana'yı postalar. Biz de artık rahat rahat buraya yerleşiriz. Yaşasın. Büyük ve güzel bir adam olacak. Bunca zaman çocuk iyiliğinden başka bir şey düşünmedi. Hakan, bir dakika gelebilir misin? Ya bunu mu izleyeceğiz? Değiştirsene şu kanalı. Sıktırım, evine gitsene be. Emre! Bu anlattıklarına inanamıyorum. Çünkü film gibi. Yani gerçekten inanamıyorum. Ama ben senin kartını çalmadım. Çalmadığını anladım, ne fark eder? Benim kartımla kumar oynadın. Kumar değil, bu his. Aynı şey. Allah'ım ben nerede hata yapıyorum, nerede? Çocuklarım yalan söylüyor, kumar oynuyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Emre, gerçekten elimden bir kaza çıkacak. Hemen odana git. Git! Her şeyi duydum. Bravo yani, çok yaratıcısın. Ya Yağmur bari sen üstüme gelme. Ben kazanacağım parayı ileride verip seni kurtaracaktım. Emre, canım abim benim. Makbuşlarda. Çoktan yattım. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Nana nerede, neden gelmiyor? Belki de bana küstü. Önce dediğim şeyden sonra. Kendini suçlama. Ama ben Nana'yı çok seviyorum. Öyle demek istememiştim. Ya geri dönmezse? Geri ne artık sevmiyorsa? Kim demiş onu? Nana! Nana! Oy oy oy. Aşkım. Canım. Nana, beni affet ne olur. Öyle demek istemedim. Buzlar ülkesine gideceğim. Ne dersen yapacağım. Yeter ki bizimle kal. Artık oraya istesek de gidemeyiz bebeğim. Aa. Nasıl yani? Ah, yani buzlar ülkesi diye bir yer artık yok. Aa, nasıl? Gel bakayım. Ayrıca dur bakayım. Bu hiç de güzel bir kolye değil. Mama her şeyi anlat çabuk, her şeyi. Gel bakalım. Tamam. Demek bizim için sihir güçlerinden vazgeçtin ha? Mama seni çok seviyorum. Canım, siz benim için çok değerlisiniz. Bunu hiç unutma Yağmur. Ha? Oo, geldin mi? Hiç görmedik. Evet geldim. Olanları biliyorsundur. Neyi? Neyse. Çocuklar size bir şey söyleyeceğim şimdi. Beni çok iyi dinleyin. Çünkü bunu sadece bir kez söyleyeceğim. Bundan sonra sizden, özellikle de okul konusunda, Simge sorumlu. Onun sözünden dışarı çıkmayacaksınız. Ama... Anlaşıldı mı? Üf.
Hiçbir şey bizi ayıramayacak Nana. Hem de hiçbir şey. Hadi gençler, kalkma vakti geldi. Hadi bakalım, elinizi yüzünüzü yıkayıp dişlerinizi fırçalamanız, saçlarınızı taramanız, okul üniformalarınızı giyip çantalarınızı hazırlamanız ve kahvaltıya gelmeniz için toplam 7,5 dakikanız var. Aşağıda ödevlerinizi kontrol edeceğim. Babanızın dediklerini duymadınız mı? Kumanda bende artık. Ya bu ne ya sabah sabah? Ben sizin yerinizde olsam aval aval bakmak yerine çoktan kalkardım. Bir dakikanız doldu bile. Hadi dedim. Hala uyuyorum ve kabus görüyorum galiba. Bu gerçek olamaz. Freddy'nin kabusları gibi. Simge'nin kabusları. Hadi kalk Emre. Efsane geri döndü. İnanamıyorum ya. Aferin çocuklar. İkiniz de ödevlerinizi çok güzel yapmışsınız. Yalnız Emre'cim, burada bir soruyu boş bırakmışsın. Gel bakayım. Bak. İşte şu soru. Onu yapamadım. Bundan sonra bilemediğim bir şey olursa haberim olsun. Ben sana yardım ederim. Üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. Tamam mı? Tamam. Simge hadi başla artık. Bak çayın soğudu. Önemli değil. Nana değiştirir. Zahmet olmazsa. Tabii canım, ne zahmeti? Yumurta hiç güzel olmamış. Yeme tatlım o zaman. hadi bakalım. Herkes sütünü bitirecek. Hadi. Nana hadi sen de otur artık. Herhalde yer yok diye oturmuyor. Mutfakta ya canım sende. Olur mu canım? Makbuş Sultan'ın yeri boş ya. Gerek yok, aç değilim zaten. Hakan'cığım, Makbuş'un yine tansiyonu çıktı. Ona birkaç gün izin versek de köye gidip biraz daha hava salsa. Ha? Ne dersin? Az önce baktım ben, daha iyiydi. Biraz dinlensin geçer. Ben sütümü bitirdim, çay içmek istiyorum. Nana. Nana. Hı? Tamam. Merhaba. Ne o Şoker? Beni ziyarete mi geldin? Ne oldu Nana? Artistlik yapıp sihir güçlerinden oldun. Şimdi de hizmetçi gibi çalışıyorsun bakıyorum. Şoker, seninle uğraşacak halim yok. Zaten canım sıkın. Ayrıca seni kimse görmeden çek git buradan. Yoksa Kulina'dan ceza mı almak istiyorsun? Hı? Yok, almayayım canım. Sinir. Ha. Sinir oluyorum sana. Sinir. Güzel. Bu ne ya? Nana, sen kendinde misin? Çocuğuma bunu mu içireceksin? Nana, bu ne? Bilmiyorum. Ama ben çay koymuştum. Senin aklın bir karış havada. Rica ederim, biraz daha dikkatli ol. Çocukları zehirlemek mi istiyorsun? Ay götür lütfen şunu. Bir şey istemiyoruz. Hakan, görüyorsun değil mi? Bugünlerde çok yoruldu. Makbuş Sultan'ın da işlerini yükleniyor. Ben de uydum. Ben de. Ellerinizi yıkayın cicişler. Görüyor musun? Ellerini mutfakta yıkamaya alıştırmışlar. Hayatım, banyoda yıkamaları gerekmiyor mu? Ne fark edersin bir? Ay çok şey fark eder. Ama sen hiç merak etme hayatım. Çocuklara ben her şeyi öğreteceğim. Temizlik nedir öğrenecekler. Of, hep bizim yüzümüzden oldu. Ben internette babamın paralarını kaybetmeseydim. Ben de sınavdan 0 almasaydım böyle olmayacaktı. Kendini bizim annemiz sanıyor ama çok yanılıyor.
Kendinizi suçlamayın çocuklar, lütfen. Sakın üzülme Nana. Babam Simiye ile evlenmez, biliyorsun. Bilmiyorum Yağmur. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Ama sizi asla bırakmayacağım, söz veriyorum. Bakın, susuyorsam huzurumuz bozulmasın, siz üzülmeyin diye. Çocuklar hadi, geç kaldık. İyi dersler. Hoşça kal Nana. Akşama görüşürüz. Güle güle. Neden yalnız oturuyorsun burada? Hiç keyfim yok. Sorma, benim de. Ama sakın endişelenme. Babamın yeniden Simge ile beraber olmasına engel olacağız. Nasıl? Babamın Nana ile senin yaşadığın maceraların hiçbirinden haberi yok. Doğal olarak Nana'nın bizimle ilgilenmediğini düşünüyor. Bu yüzden derslerimize asılacağız. Hiç yaramazlık yapmayacağız. Babam da bunları kendi başımıza başarabildiğimizi görecek. Çok iyi düşündün Emre. Biz bütün bunları yapınca Simge Cici'nin yüzünün alacağı şekli çok merak ediyorum. Ne o çocuklar? Yine ne yaramazlık peşindesiniz? Dikkatli olun, annenin gözü üstünüzde, ona göre. Farkındayız gıcık, merak etme. Ben yine de bir hatırlatayım dedim. Gıcık! Yani... Baksana, şu problemi çözemedin. Ya tam adamına sordun yani. Ben de beni çalıştıracak birini arıyordum. Hadi oğlum ya, maç yapmayacak mıyız? Yok, ben kütüphaneye gideceğim. Hayret, hangi dağda kurt öldü? Bundan sonra böyle oğlum, önce dersler. Tabii ya, Selim abi. Zeynep. Hadi söyle. Neyi söyleyeyim? Kimden hoşlandığını. Ya bak, aramızda kalacak. İstersen bak aranızı da yaparım. Hadi söylesene. Söyleyecek bir şey yok, tamam mı? Tamam tamam, kızma. Peki sen bilirsin. Zeynep abla, ne oldu? Hiç. Ben Selim abiye bakmıştım da. Şimdi buradaydı. O mu ağlattı seni? Hayır, Selim... Bence o da senden hoşlanıyor. Sen ne diyorsun Yağmur? Ondan hoşlandığını biliyorum. Ama o benden hoşlanmıyor. Ben o kadar emin değilim. Beni arkadaşı olarak görüyor. Sen benim şu 10 yıllık hayat tecrübeme güven. Ve bugün okul çıkışı bize gel. Size mi? Neden? Çünkü Selim abi bu gece bizde kalacak. Öyle mi? Benim matematik çalıştırmasını isteyeceğim. Bakalım gerçekten seni arkadaşı olarak mı görüyor? Bunu anlayacağından eminim. Gerçekten mi? Sen benim kaç tane aşk filmi izlediğimi biliyor musun? Yağmur, yalnız aramızda. Tamam, sen evden izin al. Bu gece bizde kal. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. İşte ben en çok bunlarda zorlanıyorum Selim abi. Ya öğrenirsin, merak etme. Şu soruya bir bakalım mı? Tabii. Çok güzel görünüyorsun Zeynep abla. Teşekkürler Yağmurcuğum, sen de öyle. Bu soruyu nasıl çözeceğiz? Onları topladıktan sonra böleceksin. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben şimdi kontrol edeyim. Sana yanlışları anlatacağım, tamam mı? Hakan, bu ne? Ne güzel değil mi? Ben de çok şaşırdım. Çocuklar ders çalışmak için Selim'e ve Zeynep'i çağırmıştı. Ha, tamam. Şimdi senin yöntemlerin gerçekten işe yarıyor. Sağ ol canım da... Volkan geliyor, çocukları sinemaya... Şşşt! Aman sus, ben hiçbir şey söylemedim. Hazır heveslerin yerindeyken bırak çalışsınlar. Hadi gelin, gelsene. Çıkan sonucu ikiye böldükten sonra sonucu ulaşıyorsun zaten. Zaten aynı sonuç. Yazdın mı? Tamam. Anladın mı? Tamam işte. Of, nasıl bitireceğim dersleri? Tamam işte, Selim abi sana yardım eder, Zeynep abla da bana. Ödevlerimizi çabucak bitiririz. Benim de dersim çok iyi, ben de yardım edebilirim.
Sağ ol, istemez. Zeynep abla, hadi biz yukarı çıkalım. Ben de. Kusura bakma ama biz ders çalışacağız. Sen burada kalıyorsun. Ver bakalım şunu. Bunun üzerine bir bardak su içeyim bari. Şurada da. Hadi çalışmayacak mıyız? Çalışacağız. Ay, acaba onun için geldiğimi anladım dersin. Aa, sen beni ders çalıştırmak için gelmedin mi? Ya Yağmur, dalga geçme ya. Tamam tamam, sakin ol. Önce çalışalım, sonrasını bana bırak. Gece daha uzun nasıl olsa. Ne yapıyorsunuz? Ders çalışıyoruz. Of, çok sıkıcı. Benim kadar zeki olsaydın ders anlardın. Evde bu kadar çalışmana gerek kalmazdı. Senin kadar zeki değilim, aptalım. Hem de bu bulaşıcı biliyor musun? İstersen uzak dur. Aman çok komik. Bu da öteki gibi değil mi? Evet ama burada çıkarma işlemi yapacaksın. Al canım. Sağ ol. Al. Sağ ol. Hadi çocuklar. Şşt. Yağmur yukarıda arkadaşıyla ders çalışıyor. Emre de gördüğün daha gibi burada çalışıyor. İşte. Hadi Volkan. Ne yapalım? Şimdi bir şey söyleme. Of Volkan. 40 yılın başında bak ne güzel çalışıyorlar. Hem şimdi Selim ve arkadaşlarını bırakıp gidemezler. Hadi biz gidelim o zaman. Çocuk filmi değil mi? Yok, çok dur eğlenceli bakayım. Bir şey. Simge'yi de alalım. İyi fikirmiş. Çocuklar biz sinemaya gidiyoruz. Hadi Volkan abini sürpriz yapıp bilet almış. Oh, biz burada matematik çalışalım. Siz sinemaya gidin. Ne güzel. Emre. Ya şaka şaka, gidin gidin. Ay, sinemaya mı gidiyoruz? Ne güzel. Hakan uzun zamandır gitmemiştik. Ne kadar hoş değil mi? Ben de geleceğim. Şuna bakalım. Tamam. Özge, çocuklar evde kalıyor kızım. Bana ne ya, geleceğim. Onlar beni istemiyor. Canım sıkılıyor. Gelsin tabii. Nana hadi sen de. Efendim? Hadi üstüne bir şeyler giy. Sinemaya gidiyoruz. Hakan odama geliyor. Hadi hadi. Tamam, hemen geliyorum. Nana çabuk ama, filmi kaçıracağız. Neden her şey ters gitmek zorunda? Emre, bir dakika gelsene. Ne oldu? Ya gel bir. Ne var? Senden Selim abi konusunda aşağılık yapmanı isteyeceğim. Bana uyar. Öğren bakalım. Başlandığı biri var mıymış? Bana söylemez ki. Ama Petekon'dan hoşlanıyor. Bundan maalesef adım gibi eminim. O önemli değil. Önemli olan onun kimden hoşlandığı. Ne yapıyor bilgisayarda? Biriyle çatışıyor. Güzel. İkini öğrenemem. Neden? Öğrensen. Üzüğü niye boyunu sorma. Bu kızların işine de hiç aklım ermiyor ya. Neyse. Hadi hadi öğren de gelsen. Selim abi. Efendim. Ne yapıyorsun? Şuradan meyve suyunu uzatır mısın? Al Selim abicim. Sağ ol canım. Ne oldu? Emre öğrenecek. İşe yarayacağından emin misin? Kesinlikle. Ya benden şüphelenirse? Ya nereden anlayacağım? Hey Yağmur. Nicky Jordan. Ne çabuk öğrendin. Tamam sağ ol, başka bir şey öğrenirsen söyle. Ne ya, ben yatacağım, sizinle mi uğraşacağım? Emre sen aşağıda yatıyorsun. Biz Zeynep'le burada yatacağız. Kız kıza. Çekmeceden battaniyeyi de al. Hadi. Of. Hadi hadi çabuk. Ne yazacağım? Merhaba yaz. Of. Bu da kim ya? Kül kedisi diye biri beni eklemiş. Merhaba yazıyor. Of, kafam çatlayacak. Matematik çalışmak beyin hücrelerime hiç iyi gelmedi. Merhaba diyelim bakalım. Merhaba yazdı. Ay, ne yazacağım şimdi? Dur, hemen bir şey yazma. Biraz merak etsin. Yumurcak, sen az değilsin valla. Mersi canım. Maymun.
Kimsin yazdı? Ne yazayım? Sadece bir kül kedisiyim, o kadar yaz. Vay. Gizemliyiz ha. En son ne seyrettin? Slovenya, Türkiye, basketbol maçı. Maalesef 67-69 yenildik. İnanamıyorum ya, nasıl bir kız bu? Zeynep. Gel Yağmur, gel. Anlattı mı bir şeyler? Sorma. Kül kedisinden çok hoşlanmış. Asla laf söyletmiyor. Bak sen Selim abiye. Ne kadar hızlı çıktı. Sürekli ağzında o. Resmini göndermedi diye çok üzüldü ama. Çok eğlenceli. Sanırım Selim resmini bile görmediği kül kedisine deliler gibi aşık. Demek öyle. Çok acıttın ama. Oyun oynuyoruz kızım, ne yapalım? Ne o? Bakıyorum neşenizden hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Kızım sen sınavdan sıfır aldığını çabuk unuttun galiba. Okuldan kaçıp kaçıp gidersen olacağı buydu. Yarına kadar bu kitabı okuyup özetini çıkarmanı istiyorum. Eğer okuyamazsan bir sıfır daha alırsın ona göre. Peki Müzire Hanım. Neden itiraz etmedin? Bunu yarına kadar nasıl okuyacaksın? Çaktırma. Ben bu kitabı zaten geçen ay okumuştum. Gelelim. Yarın özetini görünce nasıl şaşıracak ama. Seni sıçan seni. Nasıl okuyuverdin bu gecede? Bakayım. Of be. Al bakalım. Ben bunu bir ay değil bir yılda bitiremem.